bazı kafa karışıklıklarını gidermek adına başlamak isterim. Şuradan yaş sınırı kaldırıldı ama 18 yaş sınırı esas alınıyor değil mi? Yani 18 yaştan esas alınarak prim süresini 25 yıllık süreyi dolduranlar kastediliyor değil mi burada? Doğru. Orada 1981'den önce girenlerle ilgili mevzuatta yine 10 yaşında da 12 yaşında da 15 yaşında bile olsa bunlarda hiçbir değişiklik yok. Ama 1481 ile 8599 arasında olanların 18 yaş artı erkeklerde 25 yani 43, kadınlarda da 18 yaş artı 20 yıl 38 yaşından başlıyor. Peki. Bir başka önemli husus da SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olacak mı olmayacak mı? Bu konuda bir adaletsizlik vardı. Böyle bir ayrımın olmayacağı açıklandı. Ne anlama geliyor bu? Bununla ilgili benim kendi düşüncem zaten şu andaki mevzuatımız doğrultusunda 8.99'dan önce SSK'lılarda 5000 ile 5975 gün ama önceki yasaya dönülürse bu 5000 günde fixlenmesi büyük ihtimalle olacak. Bağkur ve emekli sandığında da kadınlarda 7200 gün 20 yıllık prim, erkeklerde de 9000 iş günü 20 yıllık prim. Bağkur ve emekli sandığında da bu yönde. Bunların fixlenmesi yönünde benim tahminim olmayacaktır. Ama yasa teklifi meclise gelince bazı şeyler biraz daha netleşecek. İkisi bir arada olabiliyor. Örneğin 3000 SSK'dan kalanı Bağkur'dan tamamlanmış oluyor. Burada prim sayısına ilişkin ne söylenebilir? Kaçı tamamlaması lazım? İkisi birleşebiliyor mu? Evet, bununla ilgili bizim mevzuatımızda 2828 sayılı hizmet birleştirmesi diye nitelendiriyoruz. Buradaki yasa doğrultusunda 2008'den önce işe girenler için en fazla 7 yılda yani 2160 günde 3,5 yıl 1260 gün kuralı mevcut. Siz 3,5 yıl hangi kurumdan fazla prim ödediyseniz o kurumun şartına tabi oluyorsunuz. Dolayısıyla 8.59'dan önce işe giren EYT'lilerle alakalı son 3,5 yıl kuralına bakıyoruz. En fazla SSK ise 5000 günlerden ama en fazla Bağkur veya emekli sandığı ise 7200 kadınlarda, erkeklerde 9000 günlerden prim doldurma şartı mevcut. Peki, askerlik ve doğum borçlanması kabul ediliyor. Doğum borçlanmasında bir tereddüt soru işareti vardı ama o da kapsama alındı zannediyorum. Doğru. Doğum borçlanmasında askerlik gibi süre geriye çekilmiyor. Tek istisnası var. Stajyer olaraktan hizmet yapmış kız çocuklarında devamında evlenip çocuk sahibi olup sonra sigorta başlangıcında bir tek onlarda çekiliyor. Her çocuk için 720 gün, 3 çocuğa kadar 2160 gün ama stajyer olmayanlarla ilgili mevzuat yine aynı şekilde geçerli. İlk önce SSK başlangıcı, ondan sonrasında doğumlar gerçekleşmiş olması lazım. Askerlik borçlanmasında netleşen aynı şekilde mevzuata devam edilecek. Siz ilk önce askere gidip sonra sigorta başlangıcınız varsa borçlandığınız prim günü kadar geriye doğru çekilebiliyor. Staj borçlanması kapsam dışına alındı. Bakan Bilgin diyor ki staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Stajla çalışma hayatı başlamaz, sözleşmeyle, iş akdiyle başlanır deniyor. Bu konuya da herhalde açıklık getirilmiş oldu. Staj borçlanması kapsam dışında alındı değil mi? Evet, staj borçlanması ile ilgili çırak ve stajyerlerde onlar eğitimlerinin yani lise eğitimlerinin son döneminde, son yılında bir iş yerinde oradaki teori olarak görmüş olduğu okuldakini pratiğe döküyorlar ve iş yerinde o eğitimi alıyorlar. Dolayısıyla onların bir talebi vardı. Biz herkes gibi işte patron, diğer çalışanlar gibi sabah işe geldik, akşam paydosa kadar bekledik. Bunlarla alakalı biz de buradaki grubun içerisine girmek istiyoruz gibi talepler mevcuttu. Bununla ilgili Sayın Bakan sizin söylediğiniz şekilde bir cümle kurdu ama onunla alakalı da yasa teklifi meclise ilk önce komisyonlara, alt komisyon, üst komisyon sonrasında meclise gelecek. Dolayısıyla burada tekrar bir revize olabilir. O konuyla alakalı da şu an için net bir durum yoktur. Peki, her şey yolunda giderse ilk maaşlar tahmini olarak ne zaman alınabilir? Herkes tabii 2 milyon 250 bin EYT'li bu sorunun cevabını arıyor. Evet, ilk maaşlarla ilgili yasanın
Önümüzdeki hafta yani Ocak'ın ilk haftasında meclise gelmesi, teklifin devamında da 15'ine kadar hızlı bir süreçte bu yasanın meclisten geçmesi, sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı imzalayacak, devamında da resmi gazete yayınlandığı zaman yürürlüğe girmiş olacak. Tahmini rakam, tarih vermek gerekirse Ocak ayında resmileşirse, yasalaşırsa, tahsis talebi de Ocak ayında verilirse, takip eden ayda yani Şubat ayında ilk maaşlar yatmış olacak. Ama bununla ilgili kulis haberlerinde bir mağduriyet yol açılmaması için Ocak ayında buna dahil edileceğiyle ilgili duyumlar var, ama o da şu an için net değil tabii ki. Peki. E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor değil mi? Onu bir kez daha hatırlatalım. E-Devlet'ten başvuruları, hem borçlanmaları hem emeklilik tahsis taleplerini verebiliyoruz. Ya da eski yöntem dediğimiz iade taahhütlü olaraktan postaneden verilebilir. Ya da kuruma direkt gidilip orada tahsis başvuru formunu doldurulup içeriye verilirse bununla ilgili de geçerli olmuş olacak. Borçla eğer vaktimiz varsa bir iki cümle daha kurmak Lütfen. istiyorum Gökhan Bey. Şimdi şu anda ben bunu çarşambanın müjdeleri diye nitelendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta çarşamba asgari ücrete %54 oranında bir zam yapıldığını, ortalamada %70, yılbaşından itibaren %100'lük bir zam yapıldığını açıkladı, müjdesini verdi. Bu çarşamba yani dün EYT ile ilgili yaş haddini kaldırılacağı ile ilgili bir müjde verdi. Önümüzdeki çarşamba ne var? Önümüzdeki çarşamba da ayın 4'ü. Ayın 3'ünde Aralık enflasyonu açıklanacak. Dolayısıyla da orada işte Aralık enflasyonu vasıtasıyla memur maaşları ve Emek. emeklere olacak olan zam olacak. Ayın 4'ünde de bununla ilgili bir müjde bekliyoruz. Borçlanmalarla ilgili bu ay sonuna kadar E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ne tür borçlanmalarımız var? Onlara değinecek olursak, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, memurların ücretsiz izin, yurt dışı, doktora, avukatların staj, grev lokatta geçen süreler, seçim kanunlarına göre 3 aylık görevinden istifa eden memurların borçlanması, 2011'den sonrasında da ücretsiz izinli olanların o eksik, özür diliyorum, 2011 sonrasında da bununla alakalı kısmi süreli çalışma varsa eksik kalan günlerini borçlanma yapabilirler. Bu yıl sonuna kadar internet üzerinden başvurular da var. 69 TL, ama önümüzdeki yıl bu rakam asgari bir ücret değiştiği için 106 TL olacak. Prim günü SSK'lılarda özellikle 5.000 günler, Bağkur ve Emekli Sandığı'nda 9.000 günler. Bunlarda eksiklik varsa bir an önce vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutmasını öneriyoruz biz. Peki. Kıdem tazminatı bir başka konu. Süreç nasıl işleyecek ve KGF desteği verileceğini açıkladı. İşverenlere bir yük getireceği aşikar. Bu konuda da devlet elinin taşın altına koydu. Kıdem tazminatı ile ilgili süreç nasıl işleyecek? Kıdem tazminatı bize en sonki 1475 sayılı mülki olacak yasanın son maddesi olarak bize devroldu. Şu an 4850 sayılı iş kanunumuz var. Burada siz bir yıllık çalışmanız varsa, emekli olduysanız kıdem tazminatını hak ediyorsunuz. Bununla ilgili emeklilikle alakalı yazıyı gidip kurumdan alıp da bunu işverene verildiği takdirde işveren banka üzerinden KGF yani Kredi Garanti Fonu'ndan devlet destek verdi. Buna %75'i oranında bir yardım yapılacak. Bu yardım dolayısıyla da işçilerin kendi hesabına yatacak derecede bir düzenleme gelecek. 24,5'luk işverenlerin sırtında bir yük vardı. Emekli olduktan sonrasında çalışan personelleri aynı şekilde sistem içerisinde devam ettirmek, iş gücünü azaltmak amaçlı. Bu 24,5'a da %5'lik bir oranda teşvik geldi. %5'lik teşviğin parasal karşıtı ne oldu? 10 bin lira brüt ücret olduğu için yeni yılda kişi başına yani emekli başına 500 TL gibi de işverenlere ekstra bir teşvik geldi. Maaşlara fiili hizmet süresinin bir katkısı var mı? Yapılan hesaplamada. Var tabii ki. Çünkü burada fiili hizmet yıpranmayla ilgili 40'ın üzerinde iş kolunda
prim gününe destek var. Yani özellikle sarı basın kartında olanlar basın mensuplarıyla alakalı 23.5.2002'den önce işe girenlerle alakalı her 360 güne 90 gün bu statüde çalışmaları mevcutsa ekstra prim gününe ilave var. Keza yine bu yaştan da düşüyordu. Yaş haddi kaldırıldığı için hizmet başlangıcınız da geriye doğru çekiyor. Bununla alakalı yine işte madende çalışanlar, ağır sanayide çalışanlar gibi gibi birçok sektörü de kapsıyor bu. Basınla ilgili belki bir spesifik soru olacak ama basın sigortası olup örneğin basın kartı olmayanlar da var. Sigorta mı burada baz alınıyor? Basınla alakalı onlar basın iş kanununa tabi ama yıpranmalarla ilgili mevzuatın yönetmeliği var. Bunu internet üzerinden yönetmeliğe ulaşılabilir. Orada açık ve net bir şekilde bu mevzuatı detaylandırıyor. Oradaki 41 iş kolunda aynı şekilde işte 120 gün, 90 gün, keza 60 gün, 30 gün her 360 yıla ekstradan prim eklentileri mevcut. Buradan detayları Görebilirler. ulaşabilir değerli Peki, izleyicilerimiz. çok teşekkürler. Kapsamlı bir değerlendirme oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Emin Yılmaz. Sağ olun katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.